Yılda yaklaşık 4,3 milyar yolcu hava yoluyla seyahat ediyor. Ülkemizde ise geçen yıl uçakla yolculuk yapanlar 210 milyonu aştı. Uçağımız havalanıp belirli bir irtifaya ulaştıktan sonra yolcular olarak bizler de uçuşun keyfini çıkarmaya başlarız. Ancak bazen uçakta bir anons yapılır ve yolcular arasında doktor olup olmadığı sorulur. Uçakta doktor talebi yolcularda bir panik havasına yol açabilir. Bazen birkaç kez tekrarlanan anons sonrasında ise kabin içindeki hava daha da negatifleşir. Araştırmalara göre uçakta en fazla meydana gelen tıbbi olay %37,4 ile bilinç kaybı. Daha sonra %12,1 solunum yolu problemleri, %9,5 mide bağırsak rahatsızlıkları, %7,7 de kalple ilgili sorunlar yaşanıyor. Yapılan bazı araştırmalara göre uçaklarda yaşanan ölüm olaylarında son dönemlerde artış görülüyor. Bu artışın en önemli nedeni ise uzun süren seyahatler olarak gösteriliyor. Ancak kıyaslamalar yapılırken her sene uçakları kullananların sayısının arttığı, sosyal medya sebebiyle de bu tarz hadiselerin daha görünür hale geldiği unutulmamalı. Evet, uçuş süresi arttıkça insan vücudu daha fazla yoruluyor, hareketsiz kalıyor ve etkileniyor. Öte yandan son teknoloji ürünü kompozit gövdeli, uzun menzilli Boeing 787 ve Airbus A350 gibi uçaklarla seyahat süreleri kısaltıyor. Transit uçuşlar ve meydanlarda bekleme dertleri de ortadan kalkıyor. Yeni teknoloji uçaklar geldikçe seyahat süresi azalıyor, ancak uçakta tek seferde geçirilen zaman artıyor. İyi bir yolculuk hazırlığıyla bu tarz uzun uçuşlar bedenimizi fazla etkilemeden tamamlanabilir. Ancak uçaklardaki konfor ne kadar artarsa artsın, 16-17 saatlik bir uçak yolculuğunun insan fizyolojisini etkilediğini unutmayın. Uçakla seyahat edenler arttıkça yaşlı yolcu sayısının oranı da yükseliyor. Bu durum otomatik olarak riski de beraberinde getiriyor. Küresel havayolu trafiğinin yaklaşık %10'una hizmet veren şirketlerin incelendiği bir araştırmada, 2,5 yılda 12 bin uçuşta bir tıbbi olayın gerçekleştiği saptanmış. Uçaktaki her 1 milyon yolcudan 16'sı rahatsızlanmış. Uçakların tıbbi bir klinik gibi olması tabii ki beklenmiyor, ancak yakıt maliyetini düşürmek için birçok proje geliştiren şirketlerin artık yolcuların sağlığı için de adım atmaları çok önemli. Ticari uçuşların ilk başladığı dönemlerde, yani 1930'lu yıllarda ABD'de kabin personelinin çoğunluğu hemşirelerden seçiliyordu. Hemşirelerin anlık müdahaleyi en iyi yapabilecek kişiler olarak görülmesi, havayolu ve yolcular için önemli bir figür haline gelmelerine neden olmuştu. Günümüzde ise Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA, 1988 yılında uçaklarda tıbbi malzeme bulundurmayı zorunlu kılan bir kural getirdi. Havayolları bu kural sonrasında uçaklarda çeşitli tıbbi cihazlar bulundurmaya ve bu cihazları kullanacak kabin personeline de eğitimler vermeye başladı. Türk Hava Yolları da hayata geçirdiği Smiling Doctors uygulamasıyla 6000'e yakın gönüllü hekimle işbirliği yapıyor. Kabin personeli bir vaka halinde önce listesine bakıyor. Eğer gönüllü doktor varsa direkt onunla irtibat kuruyor. Yoksa uçakta anons yapıp yardım istiyor. Ayrıca THY'nin telesağlık projesiyle de uçakta acil bir hasta olduğunda tıbbi cihaz vasıtasıyla yerdeki sağlık merkeziyle sesli ve görüntülü görüşme yapılarak destek alınması hedefleniyor. Uçakta yaşanan acil vakalar sebebiyle uçağın planlanan rotasını değiştirip en yakın meydana inmesi havayolları için ciddi maliyet demek. Rotanın niteliğine göre yakıt, yeme içme servisi, iniş ve kalkış ücretleri, hava navigasyon ve yolcu rezervasyonu, kabin ekibi ve yolcularla ilgili diğer giderler 50 bin dolardan başlayıp 500 bin doların üzerine kadar çıkabiliyor.